yaşadı, kimse yaşatmayın. Galip, sana doğru geliyor. Canlı as***. Emredersiniz komutanım. İlyas. Kalk lan. Yürü lan. İyi misiniz kardeşim? İyiyiz komutanım, sağ olun. Dur, dur, dur. Atın şu kafesi. Emredersiniz. Dur lan. Yahya Bey, çocuklar. İndirin şu iti. Gök bayrağın taşıyıcıları. Türkmenler. Bu kansızlarla, soysuz namussuzlarla savaşınızda yanınızdayız. Kıyamete kadar. Herkes şunu bilsin ki, Kerkük Türk'tür, Türk kalacak. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak. Yargılama mı yapıyordun lan? Dinle beni. Bu insanların ölüm emrini sen mi verdin? Bak, itirafçı olurum. Lan bu insanların ölüm emrini sen mi verdin? Komutan bak, ben çok şey biliyorum. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Ben çok şey biliyorum komutanım. Ben çok şey biliyorum. Sen bir tek şey bileceksin lan. Sen bir tek şeyi bileceksin. Kerkük Türk'tür. Türk kalacak. Bunu bilmeyenin kafası kopar. Kerkük Türk'tür. Türk kalacak. Kerkük Türk'tür. Türk kalacak. Kerkük Türk'tür. Türk kalacak. Benden burada ya! Benden burada ya!
lan Seyfi! Seyfi! Kes şimdi sence! Kılıç buluşu! Nefsi al! Eski hesabımız kapandısa kaldı. Şimdi sıra. Lan! Sıra... En güzelinden başlayalım. Aybala! Aybala! Didem! Aybala! Nora, adamlar harekete geçiyor. Gitmemiz lazım. Nora, çık oradan. Acele et! Ben senden daha güzelim. Aybala! Lanet kadın. İzin, bir yerine bir şey olmadı. Korktun değil mi? Korkma. Bak ben buradayım, tamam mı? Geçti. Geçti. Korktun değil mi? Korkma. Aferin sana. Aferin. Aynı onun gibi. Asla korkmadan. Aynı onun gibi Aybala. Nora geliyorlar. Asker geliyor Nora! Çık oradan! Çık oradan! Komutanım! Babacığım. Baba. Benim babam. Benim canım babam. Baba kurup. Baba. Baba. Babacığım. Seyfi! 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 Kendine gel lan. Allah için. Ölme lan. Bayram! 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 Seyfi! Bayram! Bayram! Gözünü seveyim. Allah için bir şey yap Bayram. Allah kahretsin. Kalk lan. Kalk manyak herif. Bunu yapamazsın lan. Dönek herif. Yapamazsın. Dur. Yapamazsın lan bunu. Kalk ayağa. Kalk! Sakallarını tek tek yolarım sakallı senin. Kalk ayağa. Komutanım dur artık yeter dur. Dur. Seyfi gitti tamam mı? Seyfi gitti. Onu kaybettik. Anladın mı? Kendine gel. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır Seyfi. Komutanım. Seyfi. Kendine gel artık ya. Kendine gel. Kalbinden vurulmuş. Anladın mı? Kalbinden vurulmuş. Sakin ol artık. Bana çok güvenirdi.
Allah'ın cezası manyak. Beni severdi bile. Koş Nora, koş, koş! Hadi. Sen şu kamyonu durdur. Emredersin komutan. Karol'un kızı işte bu. He? Ne dersin baba? Bak Nora. Seni Rusların elinden zor aldım. Ne yapıyorsun sen? He? Sakın başını belaya sokma. Sakallıyı indirdim. Seyfi artık bir ölü. Neden bahsediyorsun sen? Onları gafil avladım baba. Kılıç düğünün var ya, canını okudum canını. Adamlarını yok ettim. Şeytan olsan kaçamazsın. Sakallıyı tek atışta kalbinden vurdum. Dur bakalım. Selçuk, durdur şunu. Neredesin lan şerefsiz? Neredesin? Ay bala, hadi dedeye bakalım. Sakın dedenin yanından ayrılma, tamam mı? Oh, Yahya Bey, siz eve gidin. Arkadaşlar da sizinle gelsin. Lütfen evden dışarı çıkmayın. Komutanım. Size yardımcı oluruz. Biz de kalalım burada. Hayır, siz Yahya Bey'le gidin. Biz aldığımız emri yerine getireceğiz. Can güvenliğiniz sağlanacak. Siz Yahya Bey'le gidin. Ama komutanım... Hayır, dediğimi yapın. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Allah kahretsin. Çiğdem baba. Telsizden kalan yüzbaşıyı bul. O şerefsizi bulsun. Derisini yüzüp içini samanla doldursun. Onu mumyalayıp Kızılay Meydanı'na dikmezsem... Bana da yürü kaydar demesinler. Nora! Cevap ver diyorum, ne oluyor? Onların canını okuyorum baba. Kılıç timinin canını okuyorum. Selçuk, seni bekliyoruz Selçuk. Açı arıyorum komutanım. Çok iyi kamufle olmuş. Acele et. Nora, Nora bak. Onların canını falan okuyamazsın. Çık oradan, kaç diyorum, kaç. Onlarla baş edebilirim baba. Tamam mı?
Onları durdurdum. Bir tanesini atladım. Daha fazlasını da yapabilirim. Nora, Nora dinle beni. Çık oradan, yalvarırım çık oradan. Yapabileceğimi göreceksin. Nora, neden yapıyorsun bunu, neden? Bunu yapıyorum. Çünkü beni sevmeni istiyorum baba. Beni sevmeni istiyorum. Bunun şakası yok ha. Emre! İyiyim iyiyim. Ama bana yeni bir kask gerekecek komutanım. Kafamı niye vuruyor? Bana zimmetli bu. Özür dilerim komutanım. Lan Selçuk hadi. Komutanım yerimi değiştirmem lazım. Net göremiyorum. Silahını görebiliyor musun? Doğrudur komutanım. Silahın ucunu görüyorum. Sen silahını vur, gerisi bizde. Emredersiniz. Hadi. Nora! Nora! İyi misin? Lanet olsun! Neler yaptığımı gördün mü baba? Kızına neler yaptığını gördün mü? Nora! Nora yalvarırım, kaç oradan. Hemen kaç diyorum sana. Galip. Dur! Dur! Komutanım. Kaldır! Son kez söylüyorum, elini kaldır. Galip, yaralı. Alan uçun hadi. Eğer yüzbaşı Haydar Bozkurt'u hemen serbest bırakmazsan kızını bir daha asla göremezsin. 30 saniyem var. Yüzbaşıyı hemen serbest bırak. Yüzbaşıyı bırakmıyorum. Kızı öldürebilirsin. Kızı öldür. Hemen. Canın cehenneme baba. Dikkat! Nora! Karun! Ne oluyor? Bak oraya. Bak o! Nora mı? Bak dedim sana. Bak yerde yatan Nora mı? Bak! Moje var lan bunda. Allah'ım ya. Galip çevir şunu. Nora, Karun'un kızı. Ölmüş. Allah kahretsin. Lazer. Nora mı? Kimsin sen? Kimsin? Bunda senin parmağın olduğunu tahmin etmeliydim şerefsiz. Lanet olası yüzbaşı. Bana kızımı ver. Nora'ya ne oldu? Kapa lan çeneni, köpek soyu. Bu çocuğun kanını sen döktün. Kendi kızının kanına girdin şerefsiz.
bu kızı zehirlemeseydin, bizim önümüze atmasaydın şu an yaşıyor olacaksın. Kendi kanında boğulacaksın. Köpek herif. Türkmen'e dokunmayacaksın karım. Türk'e dokunmayacaksın. Türk askerine dokunmayacaksın. Hele hele benim timime hiç dokunmayacaksın. Eğer bunlardan birini bile yaparsan, andım olsun sadece seni değil, yanında nefes alan bütün şerefsiz soysuz köpekleri hepsini yeryüzüne silerim. Allah kahretsin! Ano yeter! Yeter, kendine gel artık, yeter! Bırak beni! Ano yeter dedim! Bırak! Ano dur! Bırak! Yeter! Size onu korumanızı söyledim. Size Nora'yı korumanızı söyledim. Size onu yalnız bırakmamanızı söyledim. Sen benim kız kardeşimi koruyabildin mi? Sen Leyla'yı koruyabildin mi? O öldüğünde gülüyordun karım. Gülüyordun. Bana ağlama dedin ya. Şimdi ağlamama sırası sende. Ağlamayacaksın. Yasını başka zaman tutarsın. Şimdi o beynini çalıştır. Ve onları nasıl alt edeceğimizin planını yap. Ve bunu hemen yap. Haklısın. Şimdi dünya daraldı Nazar. Küçüldü. Yakut almışın adamları bizi yutacak. Ya da biz onlar. Ya onlar toprağın altına bizi gömecekler. Ya da biz onlar. Üçüncü seçenek. Yok. Yok. Komutanım, helikoptere haber verelim mi? Komutanım, cenazeyi buradan aldırmanız lazım. Kızına ne diyeceğiz Bayram? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Komutanım. 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 Seyfi. İlyas ne diyorsun? Gelin gelin Seyfi. İlyas, kardeşim tamam, yapacak bir şey yok maalesef. Hadi metin olmamız gerek. Hadi kalk, kalk. Yok komutanım, Seyfi yaşıyor. İlyas. İlyas, ne diyorsun sen oğlum ya? Allah Allah, bir sakin ol. Bayram abi. Lan. Lan. Seyfi. Bu Bayram abi çok acı. Sakallı. Bayram abi çok acıyor. Dextro kardı. Vallahi Dextro kardı. Yani? Dextro kardı komutanım. O ne? Yani bu değişsin. Kalbi de başka yerde. Sağ tarafında. Komutanım, Seyfi yaşıyor. Dextrokardi mi neymiş? Ne? Hı? Oğlum pestrokardi ne lan galip? Ne kardi? Ne bileyim ne kardi. Yaşıyor oğlum işte.
Yaz. Aç şu çantayı. Hemen komutanım. Emre. Telsizden haber ver. Helikopter yollasınlar. Acil yaralımız var. Emredersiniz. Emre. Tim komutanı attı mı? Evet komutanım. Yüzbaşım, durum nasıl? Komutanım, keskin nişancı saldırısına uğradık. Karo'nun kızı. Karo'nun kızı mı? Doğru komutanım, başta kimliğini tespit edemedik. Böyle ele geçirdik. Bu namussuz hiç vazgeçmeyecek yüzbaşım. Her şeye hazırlıklı olun. Şimdi durum nasıl? Köyde durum sakin komutanım. Çevre güvenliğini ele aldık. Yaralıların bölgeden tahliye edilmesi için helikopter geliyor evlat. Siz de takviye birlik gelene kadar köyde kalacaksınız. Oradan hemen ayrılamayız. Emredersiniz komutanım. Evlat. Yüzünüzü dört açın. Karon kızının ölümüyle daha da kontrolsüz davranacaktır. Misilleme gibi bir saçmalığa başvurabilir. Anlaşıldı komutanım. Seyfi'nin durumu nasıl? Durumu ağır komutanım. Ama direniyor. Her zamanki gibi direniyor. Esra'ya kötü haber vermek istemiyorum Kaan. Onu buraya sağ salim ulaştırın, olur mu evlat? Emredersiniz komutan. Emre. Bayram durumu nasıl? Çok kan kaybetmiş komutanım. Ölmedim komutanım. Sakallı. Ne numara çeviriyorsun bilmiyorum. Ama yaşayacaksın, onu biliyorum. Ben seni bırakıp nereye gideceğim? İz buldun. Beş dakikaya geliyor helikopter. Köyün kuzeyine inecek. Seyfi ve uzmanları sevk için hazırlayın. Gidiyoruz. Beyler, birazdan bir helikopter geliyor. Sizi almaya. Sağ olun komutanım. Komutanım biz de kalalım. Destek olalım size. Sağ ol kardeşim. Ama sizi ailenize kavuşturmak için emir aldım. Emri uyguladım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Karon, geldiler. Konuştum Karon. Bizi bekliyorlar. O çantada çok fazla dolar var. Çok fazla para. O çantayı senin taşımanı istiyorum. Bana gelince... Sadece bunu taşıyacağım. Karon, Nora'yı onlardan aldığımı biliyorsun. Bana hala güvenmiyorsun. Ben kimseye güvenmem.
Çocuğun ailesiyle irtibat kurdunuz mu? Evet komutanım. Yaklaşık bir saat içinde burada olacaklar. Güzel. Doğan. Gazinodaki hazırlıkları takip et. Emredersiniz komutanım. Komutanın istedikleri alındı mı? Aldık komutanım. Tamam, siz çıkabilirsiniz. Alo Esra, benim kızım, nasılsın? Alo İbrahim amca, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Okulda mısın? Kaçta çıkıyorsun? Evet, okuldayım. Bugün etüt var da 6 gibi çıkarım. Bir şey mi oldu İbrahim amca? Yok. Seni okuldan ben alacağım da akşam konuşuruz. Tamam mı? Tamam, görüşürüz İbrahim amca. Görüşürüz. Kılıç, takviye birlik gelene kadar buradan ayrılamayız. Gözlem ve kontrol noktaları belirleyeceğiz. Yörük, sen nöbet yerlerini belirle. Anlaşıldı babalar. Tekrar geçmiş olsun Yahya abi. İyi misiniz? Sağ olun komutan. İyiyim. Durumu görüyorsun komutan. Türkmen'in bahtıkar olmasında ben iyi olsam ne olur, olmasam ne olur? Siz sağ olun. Ama dede, Türkiye burada. Evet kızım, Türkiye burada. Allah sizden de arkadaşlarınızdan da razı olsun komutanım. Türk askerini hak saklasın. Sağ olun Yahya abi. Bu gece köydeyiz. Hey, buradasınız, gitmiyorsunuz. Evet, gitmiyoruz. Gel bakalım. Hoppa. Mansur, ne oluyor? Bu da ne demek oluyor? Sadece önlem Karun. Bizim gibiler kimseye güvenmez, bilirsin. Tamam, bırakın. Gel içeri Karun, gel. Neden buradasın? İş diyelim. Yaşım ilerledi Karun. Irak ve Suriye arasında sıkışıp kaldım. Bizi savaştırıyorlar. Bazen Amerika, bazen Rusya, Fransa, Almanya, İsrail. Ama hiçbiri benim gözümü geri vermiyor Karun. Artık iş yok Karun. O lanet dağlara kim gitmek istiyorsa gitsin. Buna sen de dahilsin. Kerkük'te bir köy. Kerkük öyle mi? Doğru. Tahmin edeyim. Kerkük. Ve işin içinde Türkler var. Aynen öyle. Hayır dostum, hayır. Ben almayayım. Tek gözüm kaldı Karun.
Onu da kaybetmek istemiyorum. Sadece küçük bir birlik. Özel kuvvetlerden. 5 belki de 6 kişi. O timi yok etmeni istiyorum. Adamların oraya yakın. Adamlarını ararsın, işi hallederler. Ne dersin? Bunları görmek için tek gözle yeter Mansur. Adamlarını ara, o timi yok et, para senindir. Ha bir şey daha. O köyü yok etmeni istiyorum. O köyü haritadan silmeni istiyorum. Türkmen köyünü yok etmeni istiyorum. Ben çok köy yok ettim Karom. Bir tane fazlası da olur. Meraklanma sen. O iş oldu Karom. O adamlar artık yok. Anlaştık. Naneli çay getirin oradan. Gel bakalım. Niye buraya geldik anne? Bilmem. Size bir sürprizleri varmış galiba. Sürpriz mi? Hoş geldiniz. Asubay Çavuş Başak. Hoş bulduk. Başak Hanım, o... Merhaba İrem. Hoş geldin. Anne, babam gibi asker misin? Evet, ben de askerim. Büyüyünce ben de asker olabilir miyim? Tabii, neden olmasın? Şimdi benimle gel, olur mu? Hadi bakalım. Sürpriz içeride mi? Evet, içeride. Hadi hemen bakalım. Benim için perde yaptı. Evet kızım. Mutlu yıllar İrem. Mutlu yıllar İrem. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Canım. Baba, bana parti mi hazırladın? Evet güzel kızım. Söz verdiğim gibi. Canım. İremciğim. Bak. Bu babanın hediyesi. Baban sana çok güzel bir hediye almış. Ama o hediyeden önce geldi değil mi? Al bakalım. Teşekkür ederim amcam. Bak kızım. Dede diyecektim değil mi? Tabii ya. Dede diyecek tabii. Ne diyecek? Şu mumları üfleyelim mi artık? Yoksa eriyip yok olacaklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana.
Hadi canım. Komutan seni çağırıyor. Bayram mı geldi? İnanmıyorum. Bayram mı? Komutan? Yani nöbetçi subay işte. Ha. Neden ki? Benim mi? Neden? Ya bilmiyorum. Gidince görsün artık. Buyurun, beni istemişsiniz. Hatice Hanım. Evet. Bayat. Bayat. Siz bizim Bayram Bahçavaş'ın işisiniz değil mi? Evet. Ne oldu? Bayrama bir şey mi oldu? Hayır. Telaşlanmayın. Hatice Hanım, burada işlerinizi yaparken askerlerimizin eğitimini aksatmayın. Anlaşıldı mı? Yani aksatmakta ben mi aksatıyorum? Dün iki asker, bugün bir tanesi içtimaya geç kaldı. Biri eğitim esnasında yemekhanede bulundu. Bunu neden yapıyorsun? Ama yani benim şey... Mesela yani... bugün. Bugün ne oldu? Ne oldu bugün? Ne oldu? Ne oldu bugün? Evet, bugün Kırgızistanlı asker. Hatırlamadın mı? Ah, hatırladım. Ay, ben ona kurban olurum. O kadar bir şey... O telefonda konuşuyordu. Sonra ben onun telefonunda konuşurken duydum. O çok şey... Anne, ben de seni özledim. Ama daha var işte. Ben de seni anacığım. Hoşça kal. Annen mi? Çok özledin değil mi? Annem biraz hasta da. Ay, kıyamam ben sana bak. Ay, kurban olurum, ben çok kötü oldum şimdi. Bak, anneler Türkiye'ye gelirse bizde kalabilirler, olur mu? Ben böyle yer yatağı falan yaparım. Böyle kol kola gireriz, doktora falan bile gideriz. Bana bak, sen yemek yedin mi? Yemedin değil mi? Sen düş bakayım önüme. Çabuk geç bakayım önüme sen benim. Bak, domatesi salatalık da seviyorsun değil mi sen? Şunu keseyim. Ama içtimaya başlıyor. Aman tamam, yaparsın içtimayı canım. Yani bu çocuklar yemek de mi yemeyecek? Ben anlamadım ki. Domatesini bol koyuyorum ha. Bol bol koyalım, oh sen yersin. Gözünden belli senin. Al bakalım. Heh. Oh. Ha. Al bakalım. Ama komutan. Ya tamam komutan. Sen ilk önce bir karnını doyur, tamam mı? Bak anacığına da söyle. Aklı hiç kalmasın. Bana çok iyi bakıyorlardı, olur mu? Bak benim de bir oğlum var. Adı Gözleri, aynı sen. Sana çok benziyor. O da büyüyünce senin gibi böyle üniforma giyecek, böyle duracak. Sen bunu kuru kuru mu yiyeceksin? Ha? Çay getireyim ben sana. Hadi. Öyle işte. Bir daha olmasın Hatice Hanım. Tamam ama ben onlara çok üzülüyorum. Hatice Hanım. Tekrar söylüyorum. Bir daha olmasın. Olursa burayla olan işinizi kesmek zorundayız. Tamam. Peki anladım. Gidebilirsiniz. Tamam. Peki. Hatice Hanım. Sizi anlıyorum. Siz de bir annesiniz. Ama bizim görevimiz oğlan kuzularını alıp dünyanın en iyi askerleri yapmak. Biz o gençleri alır, onlar içindeki Mehmetçi'yi ortaya çıkartırız. Onlar iyi. Hiç meraklanmayın. Onlar çok iyi. Tamam. Tamam. Peki şimdi durumu nasıl? Anladım. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, dur ben sana bir şey anlatıyordum bak şimdi. Teşekkür ederim. Güzel ya. Görüşürüz. İbrahim amca. Merhaba Esra. İbrahim amca, telefonda da bir şey söylemedin. Babama bir şey mi oldu? Esra. Bak. İbrahim amca ne oluyor? Esra'cığım önce sakin ol, tamam mı? Babama bir şey mi oldu? Öldüm yoksa? Hayır Esra. Hayır. Bak o yaralanmış ama şimdi iyi. Hastanede, durumu iyi. Seni onun yanına götürmek için geldim. Tamam mı kızım? Bak sakin ol. O iyi gerçekten. İnan bana iyi. Hadi gel. Bir şey yok. Sadece yaralanmış.
Komutan. Komutan, size bir şey söylemem lazım. Söyle Doğan. Burada olmaz komutan. Doğan, saçmalıyorsun sen. Komutan, 5 dakika dışarı gelsen. Ey Allah'ım ya, hadi çık yürü. Nasıl yani? Şimdi şöyle, geçen gün acil operasyon emri çıkınca size vermeye fırsat bulamamış. Benim elime tutuşturdu verdi. Ben de bütün gün hengamenin arasında unutuverdim. Ancak aklıma geldi. Kusura bakmayın komutan. Ver bakayım şunu. Buyurun. Teşekkür ederim Doğan. Rica ederim komutan. Doğan. Teşekkür ettim. Emredersiniz komutan. Kılıç, durum nedir? Doğuşta herhangi bir hareket yok komutanım. Kuzey butu temiz komutanım. Soğuk dışında bir sıkıntı yok komutanım. Babalar, size birazdan çay göndereceğim. Bütün acılarınıza son verir. Vallahi mi komutanım? Vallahi bayat. Lan iyi yazın. Tamam komutanım, sağ ol komutanım. Vallahi içimiz ısınır komutanım. Yemin ediyorum büyüksünüz. Buzlarımız çözülür biraz. Babalar. Gözünüzü dört açın. Şimdilik bir hareketlilik yok Bozok Baba. Şimdilik yok Yörük. Bu ay yıldızı, gök bayrak burada dalgalandıkça bunlar durmayacaklar. Saldırmaya devam edecekler. İstiyorlar ki bu köyde bir tane bile Türkmen kalmasın. Alırlar. Thank you.
Kaç oldu? Niye hala görüşemiyoruz? Esra, seni anlıyorum ama tedavisinin devam ettiğini söylediler. Biraz daha sabır lütfen, hadi. O ne yapıyor? Nasıl, anlamadım. Babam, sizle çalışıyor ama ne yapıyor tam olarak? Birilerini bu kadar kızdıracak ne yaptı benim babam? Ona neden böyle şeyler yapıyorlar? Babamın suçu ne? Ne zaman sorduysam geçiştirdi. Hiçbir şey söylemedi bana. Tamam, anlıyorum. Gizli şeyler yapıyorsunuz ama bunu bilmeye benim hakkım yok mu? İbrahim amca, o benim babam. Sana şu kadarını söyleyebilirim. Bütün meslek hayatım boyunca birçok sivilde çalıştım. Birçok. Ama emin olabilirsin ki onların arasında babam en iyisiydi. O çok cesur bir adam. Çok da becerikli. Öyle durumların üstesinden geldi ki hayal bile edemezsin. Ayrıca onun kadar çenesi düşük olup da... Gerektiğinde ağzı bu kadar sıkı birisini hiç görmemiştim. Seyfi kimdir dersen, sana şunu söyleyebilirim. O bir süper kahraman. Kesinlikle. Çünkü o benim babam. Durumu iyi. Ameliyat gayet başarılı geçti. Onu görmenize izin vereceğiz. Fakat ziyareti kısa tutarsanız sevinirim. Teşekkürler, sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ayrıca senin baban bir ölümsüz. İbrahim amca, ben çok ağlamak istiyorum. Bu nedir böyle ya? Seyfi. Albayım. İyi misin Seyfi? Vallahi nasıl olduğunu bilmiyorum ama postu deldirdik herhalde ama. Yırttık ha? Bak sana kimi getirdim. Baba. Baba kurban. Gel. Ben çok korktum ama. Korkma. Korkma kızım. İbrahim amca yaralandı deyince çok korksun. Yok, korkma. Önemli bir şey değil. Ben buradan girdim, daha çıktı. Çok korkma yani. Beni bırakıp sakın gitme, tamam mı? Baba korkma, ben seni bırakıp nereye gideyim? Korkma, buradayım ha. Hem Allah korusun, öyle bir şey olursa. Opuz baba buna müsaade etmez, öyle değil albay. Gelmeden evvel doktorlarınla konuştum Seyfe. Senin kalbin sağ taraftaymış, öyle mi? Nasıl yani?
Vallahi ben de şimdi öğrendim o. Böyle organların yeri değişikmiş albayım. Doktor şey dedi ya. Dextrokardi. Öyle dedi. Albayım o Allah'ın işine bakıyor. Bütün ömrünü Stalinist pratikle geçir ama kalbin sağda çıksın. Bu ibretlik bir olay değil mi ya? Alem adamsın Seyfi ya. Eleyen değil mi? Öylesin. Oy, oy. Öylesin. Bak ama bir daha olmasın, tamam mı? Sakın. Hadi ben sizi biraz yalnız bırakayım, hasret gidelim siz Dinliyorum. Komutanım, Asubay Çavuş Başak. Söyle kızım. Komutanım, acilen karargaha gelmeniz gerekiyor. Ne oldu? Kılıç timinin bulunduğu köy komutanım. Evet. Bölgede ciddi bir hareketlilik var. Çok sayıda silahlı unsurun köye yaklaştığı bilgisi geldi. Hemen geliyorum. Mansur'un adamları köye yaklaşıyor Karo. Ne yapmamızı istiyorsun? Nora bir daha gelmeyecek Lazar. Oraya neden gitti? Rusların yanından ayrılır ayrılmaz Türklerin peşine düşmesine sebep neydi? Seninle konuşmak istedi Karun. Bütün istediği seninle konuşmaktı. Onları ateş ederek yapmak istedi bunu. İstediği sadece babasıyla konuşmaktı. Bence hepsi bu. Nora benden nefret ederek mi? Karun, ne yapacağız? Ne yapmamızı istiyorsun? Adamlar hazır. Araçlar dışarıda bekliyor. Oraya gidin. Oraya gidin Hasan. Mansur'un adamları paranın onları götürebildiği yere kadar giderler. Siz sonuna kadar gidin. Ve elinizden geleni yapın. O Timi, o yüzbaşıyı, o albayı kimi bulursanız hepsini yok edin. Hepsini. Kız kardeşin için üzgünüm Nazar. İtiraf edeyim. Bugün kaybını daha iyi anladım. Kız kardeşin için üzgün olduğumu bilmeni isterim. Uyuma, uyuma. Ersin, annem bana da bir kahve yap be. Ama şöyle sert double express bir kahve yap anneme. Boş ver abi, kahve senin daha çok uykunu getiriyor. Ama annem uyumamamız lazım. Kopuz babayı gördün, adam dinamit gibi girdi harekat merkezine. Anlayacağın o ki Ersin, bu gece bize uyku yok annem. Doğan al götür şu kahveyi. Eğer bir daha bana annem dersen seni ranzadan aşağı atarım bak. Kahve? Hayır. Kako? Hayır abi. Kant? Doğan Allah aşkına al şu götür kahveyi, buz gibi oldu ya. Ne bağırıyorsun lan? Bari gazoz vereydin.
Giremezsin. Peki İHA'lar? Hava şartlarının uygun olmadığı bildirildi komutanım. Bilgi yerel kaynaklardan alınmış, büyük olasılıkla da doğrulanmış. Kaan Yüzbaşı ile görüştünüz mü? Hayır komutanım, emrinizi bekledik. Hemen görüşelim. Kopuz albay. Yüzbaşı bozuk. Yüzbaşı bozuk hattı komutanım. Yüzbaşım, durumunuzda bir değişiklik var mı? Hayır komutanım, sakin. Yüzbaşım, oldukça büyük silahlı bir grup bulunduğunuz köye doğru ilerliyor. Büyük ihtimalle orada olduğunuz bilgisine ulaşan çevredeki terör gruplarından biri. Anlaşıldı komutanım, emriniz. Köy mücavirinde kesinlikle sıcak çatışmaya girmenizi istemiyorum. Sizden isteğim şu, o çakallar size ulaşmadan sen onları bul, yerlerini tespit et ve bırak gerisini hava kuvvetlerimiz halletsin. Anlaşıldı mı evlat? Anlaşıldı komutanım. Harekete geçiyoruz. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Hava durumunu dikkatle izlemeye devam edelim. Eğer bir değişiklik olursa İHA'ları hemen devreye sokarız. Tamam mı kızım? Anlaşıldı komutanım. Ben odamda olacağım. Tüm adımlardan beni haberdar edin. Emredersiniz. Aslan, yörük nerede? İyi. Efendim? Komutanım. La yörük nerede? Nerede? Emre ne diyorsun oğlum? Şeyde, nerede? Emre var ya, dipçiyi ağzına yiyeceksin şimdi ha. İçeride, içeride komutanım. Lan değişik. Askerlikte böyle ü bilmem ne efendim olur mu lan? Ha? İyice tuhaflaştı bu tim ya. Emredersiniz komutanım. Toparla herkesi. Emredersiniz. Allah Allah. Ne Allah Allah? İki tane yüzbaşı var, ben ne yapayım? Biri söyle der, biri söyleme der. Emre ne b**sin? Emre? Kim bu? Anacığım, daha çok var mı ya? Ne zaman pişer bu? Az daha bekle. İlyas. Bu koku var ya, cennetin kokusu. Öyle vallahi komutanım. Anne, buna kuyruk yağı koydun mu? Kuyruk yağı koymalı buna. Elbet buna kuyruk yağı konmalı diyorum ama dinleyen kim? Ay, ben değilim. Amca ya, kuyruk yağı falan koymayın. Vallahi dinlemiyor. Ben koydum ne lazımsa, karışmayın. Aha, kavgada söylenmez. Kadın, ona yağ koymadın, inat etme. Sen uyuklamana bak adam. Aa, ne mi lazım senin? Ağır konuştu. Çok ağır konuştu. Ne diyorsam onu yap. Bu çocuklar asker kuyruk yağı yemeli. İşte bile sade yağ. Kuyruk yağı. Sade. Kuyruk. Evet. Ağır konuştu amca. Ulan yörük. Yemek gördün mü dayanamıyorsun değil mi? Kokuyu mu aldın? Yemek bitti. Teğmenim, amcayla teyzeyi daha fazla yormayalım istersen. Bir de şu hamarat hanım kızımıza söyle. Nöbet noktasına geçsin, yoksa ben onu doğrayacağım. Emredersiniz komutanım.
İlyas. Duydum komutanım. İlyas, gözlerini destekle. Bozok baba, ne oluyor? Buraya doğru geliyorlarmış yörük. Kalabalık bir gruplarmış. Kopuz baba öyle söyledi. Anlaşıldı. Ne yapıyoruz? Takviye gelene kadar köyü boşaltamayız. Ben Selçuk ve İlyas'la sızma yapacağım. Teröristlerin yer tespitini yapıp hava kuvvetlerine bildireceğim. Gerisini onlar halledecekler. Sen de diğerleriyle buradasın. İki adam yetecek mi? Yeter. Sadece yer tespiti. Zaten sıcak çatışmadan kaçınma emri aldık. Başka bir şey yapamayız. Anlaşıldı. Allah yardımcınız olsun babalar. Hepimizin yürük. Kılıç, emir komuta ayıları yüzbaşıda. Selçuk İlyas, haydi. Babalar duydunuz. Ah be Aybalam. E be kınalı kuzum. Saat kaç oldu? Sen hala uyumadın mı? Onlar hiç uyumazlar mı dede? Bak, görevleri devam ederken uyumazlar. Neden? Uykuları gelmez mi? Ya gelir. Gelir ama uyumazlar. Acıkmazlar mı? Yemek yemediler. Aybalam bak, onlar biz rahat rahat uyuyalım diye uykusuz kalırlar. Biz rahat uyuyalım diye onlar uykusuz kalırlar. Haydi yat bakalım. Haydi kınalı kuzum. Komutanım, acıktınız mı? Doğan, ne oldu? Hareket merkezine benim istiyorlar, ne oldu? Yok yok, zaten Cemal Suva orada. Bir şey olsa haber verecekti ya. İyi, tamam. Ne ya? Aa, yumurta. Yalnız bir şey diyeyim mi komutanım? Selçuk Asubay'ım da yumurtayı çok severdi ha, vallahi billahi. Doğan! Kılıcın hep söyle. Adamları yemek de yeter zaten. Adamlar yürüyen canlı ne varsa yiyorlar komutanım, böyle bir şey yok ya. Ama size bir şey diyeyim mi komutanım? De bakayım de. Yemin ederim. Aralarında en nazik ve en kibar olan Selçuk Asubay'ım. Ne diyorum ben biliyor musun Doğan? Buyurun. Senin o delin çok uzun. Dikkat et. Emredersiniz komutanım. Muhabbetini de doyum olmuyor hani albay. Sizi de geçe bıraktım baba. Bugün erken çıkarım diyordum ama galiba pek mümkün olmayacak. Götürsünler mi sizi? İster misiniz? Yahu dönmeye can atacak yerin mi var sanki? Huzur evi işte. Peh. Gel. Haber var mı çocuklar? Hayır komutanım. Size yiyecek bir şeyler hazırladık. Doğan, senin böyle marifetlerin var mıydı ya? Estağfurullah komutanım. Ha ben değil, Başak Asubay'ım hazırladı komutanım. Asubay'ım? Komutanım, yine tost söylediğinizi duyunca... Evlat, bak teşekkür ederim. Çok sağ ol ama ben emrim altındakilere kişisel işlerimi yüklemem hiçbir zaman. Bir daha olmasın, tamam mı? Bunu biliyorum komutanım. Ama izninizdeki şeyi söyleyeceğim. Birincisi mesai bitti. İkincisi mesai bitince biz sizden kapuz baba diye söz ediyoruz. Bunu siz emretmediniz, ben yaptım. Afiyet olsun. Ya
Yani ne yalan söyleyeyim. Bu gençlerin seni iki lafla nakavt etmelerine bayılıyorum doğrusu. Bırakın canım sizi ya. Hadi bakalım şöyle. Oh. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben kıtadayken bir mektup gelirdi Mehmetçi'ye. Çocuk evlendiğini o mektupta anlardı. Oğlan askerdeyken anası babası köyde işi bitirir, evlendiriverirlerdi. Ne güzel değil mi albay? Ne demek bu? Ben de sana öyle yapmayı düşünüyorum. Şu hale bak. Tostla beslenen, kahveyle yaşayan bir adam. Bak. Bozok baba, bu katiniz olmadığını söyle. Yok Yörük, yok. İyidir. Ya. O kadar teyzeye yemek pişirttik. Bir ağız tadıyla yiyemedik. Siz olmadan boğazımızdan geçmiyor. Bu tim ikiye bölünmesin ya. Tim ikiye bölününce ben bir huzursuz oluyorum. Sırtım diken diken oluyor. Ulan Yörük. Yaşlandıkça iyice duygusallaştın. Allah için dikkat edin babalar. Kimse bir yeri çizdirmesin. Tamamdır, merak etme. Köyde durum nasıl? Temiz, tetikteyiz. Hadi Allah'a emanet ol kardeşim. Sen de Bozok baba. Siz de. Dikkat edin. Kılıç, gidiyoruz. Emre baba, şöyle bir türkü patlat. Böyle sabaha kadar sus pus olmaz. Komutanım, ben o işlerde zayıfım. Ama Galip efsane. Antep'te Antep Bülbülü diyorlardı, biliyor musunuz? Yani kimse bilmez bunu da. Sahne ve ses çalışmaları var. Harikadır. Ya sen ne bu kadar boş boğaz bir adam oldun? Ha? Komutanım, siz bakmayın bu boş boğaza. İşte benim bülbül sesimi kıskanıyor. Bayram baba. Aman komutanım, hiç bana dokunmayın vallahi. Çiğdem baba zaten çok ciddi. İş başa düştü. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Öyle bir ses. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Ya Çiğdem baba, Veysel babanın dediği gibi biz Türk'üz, türkü çığırırız. O yüzden neşelendin mi, üzüldün mü patlatacağım bir türkü, en iyisi budur. Eskiden ben de tek kaldığımda söylerdim komutanım. Ama uzun zamandır türkü söylemiyorum ben. Artık sevindiğimde de, üzüldüğümde de tek bir şey söylüyorum. Neymiş o, de bakayım. Yaşasın Doğu Türkistan komutanım. Yaşasın Doğu Türkistan. Evet. Duydun değil mi dadaş? Duydum komutanım. Duydum. Yemin ediyorum var ya, bu
bu kız erkekliğin zekatını verse, her türlü yapıp ortalıkta erkeğim diye gezen tiplerin alayına yeter komutan. Alayına yeter. Yaşasın Doğu Türkistan. Yaşasın Kerkük. Yapıyorlar komutan. Tam zamanında yakaladık. Aynen. Vakit kaybetmeyelim. İlyas. Emredin komutan. Koordinatları belirle. Hemen karargaha geçelim. Emredersiniz komutan. Otur. Koordinatlar burada komutan. Asubay, Diyarbakır 8. ana jet üssü hemen. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, şimdi derhal çıkın oradan. Emredersiniz komutan. Beyler, geri çekiliyoruz. Haydi. Mansur! 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 Lan ne oluyor? Şeytan mı gördün? Ne bu hali? Mansur'u aradılar. Uçakla kalmış şey var. Mansur geldi hemen. Ne var ya, ne var? Uçaklar diyor Evel, uçaklar havalanmış. Seni mi aradılar? He, bey olmuş. Tedbir alın dedi. Lanet olsun. Açıkta yakalandık. Adamlar kayalara doğru gitsinler. Herkes sağlsın. Araçlar, o kadar yakıt, silahlar. Onları ne yapacağız Evel? Onu sonra hallederiz. Hadi, hadi. Herkes beni dinlesin. İşini bırak. Dinle beni. Kaçın! Kaç! Kaçın! Kartal 1, hedef tam altımızda. Afiş için emir bekliyoruz, tamam. Kartal, afiş serbest. Tekrar ediyorum, afiş serbest. Anlaşıldı. Motorda soğuk.
dönüş imkanınız var mı? Kartal, derhal üste yönelin. Olumsuz Kartal 1. Yakıt sızıntısı var. Duyu kısmında yangın. Kartal 1 duyuyor musunuz? Kartal 1 duyuyor musunuz? Hadi çocuklar, istirahat edin siz de. Emredersiniz komutanım. Şimdi ne uyurum ben ha? Komutanım. 8. ana jet üssü komutanı acil koduyla bir mesaj geçmiş. Bir uçağımızla irtibatımız kesilmiş. Pilottan da ses seda yok. Allah kahretsin. Hiç mi bitmeyecek bu ya? Gene ne oluyor? Anlamadım ki. Rahat. Oturun çocuklar. Pilotumuzun düştüğü alan burası. Ve bu namussuzların cirit attığı bir bölge. Felaket bir yer burası. RC'si aktif mi? Yer irtibatımız var mı? Evet. Yerini tespit ettik. Kızım Genelkurmay'ın gönderdiği koordinatları bir yansıt bakayım. Emredersiniz. Dağlık bir bölge. Ben bu bölgeyi biliyorum. Eğer biz herkesten önce oraya varamazsak sonuçları felaket olur. Zaman az, mesafe çok uzun. İşimiz çok zor yani. Kılıç o bölgeye yakın komutanım. Kılıç mı? Harika. O zaman bir şansımız olabilir. Kılıç'la hemen irtibata geçin. Emredersiniz. Üsteğmen Aydın. Tam zamanında üsteğmenim. Gözümüzden uyku akıyor. Üsteğmenim, biz seninle nerede karşılaştık? Oo, başlıyoruz yine ya. Başıkaya gelmiştiniz komutanım. Teğmendim o zaman. Hah, yaşa. Senle Pet'te çay kaynatmıştık. Evet komutanım. Aynen babalar. Vukuatsız teslimdir üsteğmenim. Size kolay gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kaan Yüzbaşı. Yüzbaşı Bozkurt. Yörük takviyetim geldi mi? Geldi geldi. Hayırdır Bozok? Anlaşıldı, hemen çıkıp oradan bize katılın hızlıca. Bozok iyi misiniz, ne oldu? Yörük uçağımız düştü. Pilotumuz kayıp. Herkesten önce ona ulaşıp almamız emredildi. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı. Kılıç, uçuyoruz. Nerede görünüyor komutan? Yakın mıyız? Kanat takıp uçabilsek yakınız da. Yürüyerek canımız çıkacak. Koordinatlar orayı gösteriyor. Hadi beyler hızlı. Haydi.
Şimdi bu bataklıktaki sinekler gibi pilotumuzun peşine düşecekler. Bir an önce onları bulmamız lazım. Yerel unsurlardan da destek ve istihbarat alalım, olur mu? Emredersiniz komutanım. Bu arada Türkmen köyünü de ihmal etmeyelim, oranın da emniyetini alalım. Takviye birlik köye ulaştı komutanım. Beni bilgilendirin, olur mu? Emredersiniz komutanım. Oğlum bir şekerli kahve yapın bakalım. Sabaha kadar belli ki buradayız. Emredersiniz komutanım. Yine uyku yok da varsan anlaşılan. Hadi hayırlısı. Evet. Pazar, beni iyi dinle. Mansur'un adamlarını bombalayan uçaklardan biri düşmüş. Herkes o pilotu arıyor. Şimdi sağ kalan adamları toplayın. O da gerekirse karış karış arayın ve o Türk pilotu bana bulun. Anlatabildim mi? O pilotu bana bulun. Tamam Karol, anladım. Türkmenleri kurtardınız. Bakalım bu pilotu elimden alabilecek misiniz? Sergey. Evet. Önce Mansur'u bulalım. Hızlanmamız lazım. Tamam. Bu arada Karom bizi cehenneme atıyor. Bu çelik eleğe ihtiyacın olabilir. Tamam. Nefeslenelim. Komutanım, Allah verede zamanda yetecek. Şimdi bu it sürüsü, çakallar düşmüşlerdir pilotumuzun peşine. Doğru söylüyorsun babalar. Doğru söylüyorsun ama... Ama öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Bizde değil onlara verilecek pilot, bot bezi bile yok. Onlar alsalar alsalar benim... Sen anladın mı? Anladım komutanım. Neyse, nefesimizi konuşarak boş harcamayalım. Nefesini biraz. Ya ben bu jet pilotlarına... Hayranım Erenler. Niye diye soracak olursanız, şimdi uçakta, helikopterde yanında en azından bir kişi oluyor. Ama bu şeytan icadı öyle değil ki. Kutu gibi zaten. İçine biniyorsun, bilmem kaç yüz kilometre hızla gidiyorsun. Ya düşünsene, muhabbet edecek kimse yok. Konu sadece muhabbet edecek kimsenin olmaması komutanım, yoksa başka bir şey mi? Yani şimdi Emre baba, biz böyle helikoptere biniyoruz, operasyona falan gidiyoruz da ben oldum olası bu gökyüzünden, hava işinden hoşlanmam. Denizden de çok haz etmiyorsunuz komutanım. Gene Orta Asya genleriniz başladı değil mi? Yani genetik diye bir şey var. Yani toprak dururken böyle gökyüzüyle, havayla benim işim olmaz. Ayağım toprağa basacak benim, toprağa. Ama komutanım düşünsenize. Şimdi böyle
Çeşme, Datça, Kaş. Akyaka. Akyaka. Kızgın kumlardan serin sulara giriyorsunuz. Yani ben de uçmaktan daha yüzmeyi tercih ederim. Yok babalar, yayla. Yayla iyidir. Korkuyor musun lan sen uçmaktan? Ne? Vallahi korkuyor. Allah'ım ya. Her gün oğlum helikoptere biniyoruz. Ha? Korsan biner miyim? Korkuyorsun. Komutanım, pilotumuzun düştüğü bölge dağlık bir alan. Ulaşmamız zaman alır. Doğru söylüyorsun babalar. O yüzden pergelleri açacağız. Bir daha mola vermek yok. Kılıç. Uçuyoruz. Komutanım. Sinyal kesildi komutanım. Pilotumuzla irtibatı kaybettik. Kaan Yüzbaşı'ya ulaş hemen. Emredersiniz komutanım. Abi şunu bir kenara çek de önümüze görsek bir zahmet ya. İyi de ne yapayım, yutayım mı canım koca tepsiyi, Allah Allah. Aa evet canım, ne yapsın yani adam elinde kocaman börek tepsisi var yani Taksi Bey sizde. Abi sahine sağ taraf iptal. Göremiyorum bak. Ay Allah'a emanet artık. Yani Selver Bozok, ne yapacağız biz bu kadar böreği, ben anlamadım ki ya.
Hoş insansın, güzel insansın da senin de her şeyi bir abartma huyun var canım. Abartıyorsun yani. Evet teyze. Yalnız senin öyle bir huyun var yani. Ben söylemeyeyim dedim ama konusu açıldı. Aa, ben ne yaptığımı biliyorum Allah aşkına. Karışmayın. Of, nasıl sokacağım ben bunu içeri ya? Bir de o var şimdi. Artık orasını da sen düşüneceksin Kubilay Bey. Biz bu böreği kime götürüyoruz teyze? Ay 10 kere söyledim sana bir sen. Avarisin vallahi. Ya neyse işte ben böyle kurşunu yiyince böyle küt diye gitmişim tabii. Ben de şalter kapanmış, elektrik benekli gitmiş o. Tabii ondan sonra bazen böyle görüntü var, ses yok. Bazen ses var, görüntü yok. Öyle bir durum yani. Allah Allah ya. Sonra? Ne? Ondan sonra en kötüsü de ne biliyor musun abi? O izbandut yüzbaşı gelip böyle başımda elleriyle gözlerimi kapattı ya. Ya öyle bir tuhaf oldu. Aa, görüyor musun? Bak bir sen zebaniler basmış adamı. Ay. Zebani? Ya ne zebanisi? İzbandut, izbandut yüzbaşı. Hani yok mu ya Haydar yüzbaşı? Ha, o ha. Ondan sonra ben böyle örtünün altında kıpraşmışım bir de. Ay şimdi düşüp bayılacağım ben. Ay üstüme iyilik sağlık görüyor musun bak. Neyse ondan sonra izbandut yüzbaşıyla Bayram abi bana şey yaptılar. Ne ya, yaptılar? Şey yok. Ne diyorlar ne yapıyorlar çocuğum anlatsana. Şey vardı ya. Ne ya? Yani böyle böyle şey yapıyorlar ya böyle. Oha yuh. Bayram abi böyle bir şey yapmaz ya. Yapıyor. Mümkün değil ya. Ya şey ya soli... Şey mi diyorsun? Hani o yapıyorlar boğulmasın diye. Teneffüs. Suni solunum. Ondan. Ha, suni solunum. Onu mu ya? Tamam ya. İyi. Onu yapsınlar. İyi. Oh. İyi ya. Çok şükür. Ay. Safi Bey oğlum. Safi? Safi nedir ya? Benim adım Seyfi anacığım. Seyfi. Kusuruma bakma Seyfi Bey oğlum. Şimdi nasıl oldu bu iş yani? Bir anlat bakalım bize. Yani sonuçta bu kalp yani değil mi ya? Yok benim kalbim sağdaymış ha. Nasıl şey o öyle? Yuh. Aha çok enteresan. Bir yaşıma daha girdim. Destrosonu doktor öyle dedi yani. Ama öyle çok özel şeylerin şeysi oluyormuş yani. Öyle herkes de olmuyor. Tabii canım yani daha bende ne numaralar var. Oo bizim her günümüz çok şey. Dostrosonis hastalığı varmış çocukta. Ya. Ya vallahi razı olsun anacığım da yani benim burada olduğumu kim size söyledi ki? Ha Kaan söyledi çocuğum. Dün aradı böyle kısaca konuştuk telefonda. Şey dedi bizim bir arkadaş yaralandı hastanede yatıyor. Gidip bir dolaşın anne dedi. Hani bir ihtiyacı falan varsa arayın sorun dedi. Biz de onun için geldik. Böreği beğendin mi çocuğum? Yok helal. Yok. Böyle bazen böyle duygusal şeyler oluyor tabii bana da yani böyle durumda vallahi ya yemin ediyorum ya. Bir şey geliyor şuraya şuraya dokunuyor ya vallahi böyle dokunuyor. Tamam ya geçti. Geçti boş ver. Yalnız bu sakalları bir gözden geçirmek lazım ha. Öyle olmaz. Sakal.
komutanım. Ferece cihazı burada. İletişimin niye kesildiği belli oldu şimdi. Astsubayım, yüzbaşı bozuk. Kopuz albay. Tamam, hemen arz ediyorum. Komutanım, yüzbaşı bozuk. Yüzbaşım, ne yaptınız? Komutanım, PRC'yi bulduk. Ancak pilotumuzdan haber yok. Sanırım burada ufak bir terörist grupla çatışmaya girmiş. Ve? Üçünü de aklamış komutanım. Ancak tahminim kendisi de yaralı. Yüzbaşım, eğer yaralıysa fazla uzağa gitmiş olamaz. Devam edin ve pilotumuzu mutlaka bulun. Eğer onu bizden önce başkaları bulursa bu felaket olur. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Yaralısın. Peşinde bu kadar adam var. Hangi yöne gidersin? Ha Selçuk. Bu tarafa komutan. Kuzeybatıya. Aynen öyle. Kuzeybatıya. Hadi bakalım tabana kuvvet. Hadi Lazar, bana bir şeyler söyle. Hala elinde bir şey yok mu? İlerliyoruz Karun. Şu ana kadar bir şey yok. Çok geç kaldınız Lazar. O tim köyden çıktı. Onlar için de önlem almam gerekti. Ama merak etme, iyi olacak. Kim ilgilenecek onlarla? Mansur hayatta ve gördüğüm kadarıyla da oldukça kızgın. Onları epey uğraştıracaktır. Rahat ol. Güzel. Devam et. Tamam. İkiye ayrılalım Sergey. Hızlanmamız lazım. Siz bu taraftan, biz de bu taraftan. Tamam. Hadi. Askerler geliyor Eval. Gelsinler. Gelsinler bakalım. Yaklaşmalarını bekleyin. Ben ateş etmeden kimse ateş etmesin. Komutanım, burası çok sevimsiz bir yer. Aynen babalar. Ama işimiz acele. Eğer pilotumuz... İstirahat resmi ver. Burada pusu var. Kalabalığı pasarım pusu var komutanım. Aynen babalar. Ne yapacağız komutanım? Emre, Galip. Saat 11 yönünde. Azsa halledin, çoksa haber edin. Fırlayın babalar. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Ne oluyor? Niye durdular bunlar? Mola verdiler herhalde Eval. Gözünüzü dört açın. Kimse hareket etmez. Dikkatli olun. Komutanım, ben de gitseydim ya. Ya hayır, şimdi bu ikisi manyaktır. Hı. Çıkacak karşılarına 20-30 kişi. Dayanamaz, dalarlardı. Bundan sonra akşama kadar çıkamayız vallahi buradan.
Doğru diyorsun Bayram Bayat. Bizim gibi aklı başında iki tip gitmesi lazımdı oraya, değil mi? Yani. Yani. Çiğdem baba, bir hareket var mı? Henüz bir hareket yok komutanım. Dönün lan! Yat yere. Ha. Şimdi. Bu nedir ya? Hiç anlamıyorum. Ulan bayılıyorlar pusu kurmaya ya. Gerizekalılar. Ya hiç yakışıyor mu? Hah, gördüler işte. İçlerine işlemiş oğlum bunların. Pusu kurma. Hadi. Komutanım burası temiz. Sizin Allah'ınıza kurban be. Ne bakıyorsun lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hı? Kaset çalışması ne lan? Komikti ama. Komikti. Evet. Bak şurada seni topuklarına sıkayım mı ha? Bu suya düştü derim. Ha? Oğlum Antep bülbülü ne lan manyak? Oğlum ciddi ol lan, indir silahı. Ciddi diyene bak ya. Ciddi ol diyene bak. Oğlum sen ne satıcı adamsın? Ha? Antep bülbülü. Baba Erenler hadi. Oyuna mı daldınız? Şşşt. Evet. Çağırıyor mu? Allah'ım ya. Hayvan herif. İlyas, yoruldun mu İlyas? Yok komutanım. Yorgunluk falan olmaz bizde. Yok yok, kondisyon gitmiş belli. Ne diyorsun Selçuk? Bu akıl küpe eğitimleri mi aksatıyor? Vallahi ben de fark ettim komutanım. Biraz yavaşlamış arkadaş. İyi. Bana bak, döndüğümüzde hatırlat da sana biraz eğitim yüklemesi yapalım. Bu kan taze. Hedefe yaklaştık sana. Doğru yoldayız beyler. Pilotumuz yorgun, yaralı. Daha ne kadar dayanır bilmiyoruz. Hadi bakalım biraz daha hızlı. Hadi çabuk olun. Hadi. Burada. Sakin ol Speran, hadi. Thank you.
Koşun! Mermisi bitti. Sen kayalar arkasına geç. Hadi! Fark etmez, bu da olur. Dur gerizekalı, onun canını alacaktım. Tamam, hemen arz ediyorum. Komutanım, Nizamiye nöbetçi subay aradı. Biri çok acil sizinle görüşmek istiyormuş. Sırası mı şimdi kızım? Pilot üstü hemen Funda Turaş'la alakalı olduğunu söylemiş komutanım. Beni siz mi görmek istediniz? Albay sizsiniz değil mi? Özel Kuvvetler Grup Komutanı. Evet benim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Sayın Faik Turacı temsilen buradayım. Pilot üstü hemen Funda Turacın babası. Bu sizin için albay. Nedir bu? Alın lütfen. Nedir bu? Rakamhanesi bomboş. İstediğiniz rakamı yazabilirsiniz albay. Ne için? Ne istiyorsunuz? Zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Selçuk, İlyas, halledin şunları. Yörük gelene kadar dayanın, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Ben Hüseyin'i almaya gidiyorum. İlyas, koru beni.
Oho. Pilotumuz kadınmış. Bak sen. Şşş. Ayağa kalk. Şşş. Kalk. Kalk ay. Kalk. Kalk. Seni canlı alacaktım. Ama gebermeyi sen istedin. Sen kaç yönden. Lanet olsun. Suratımı kestin. Ben de ödül olarak seni acılarına bir son veririm. Ha? Ne dersin? Sen nereye bakıyorsun? Bak seni buradan çıkarmamız lazım. Tamam. Hadi. Seher körgen çıkıp gözüm sultanını dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Gözleri yalkınlı, kolları hınlı. Dedim çolpan mı sen? O dedi yak yak. Selçuk, kontrollü şekilde geri çekiliyoruz. Güneybatı yönündeyiz, tekrar ediyorum. Güneybatı yönündeyiz. Ayhan'dır, dedim yurtun kayar. Dedi turpandır. Dedim başım dikir, dedi icrandır. Dedim hayran mısın, o dedi yak yak. Dedim ayga okşar, dedi yüzüm var. Dedim yıldız gibi, dedi gözüm var. Kalk. Ya bir dakika. Albay, yanlış yapıyorsunuz. At şu ergeleyi dışarı. Yürü lan. Ya bir dakika. Tamam, yakışıksız olduğunu biliyorum. Ama albay, konu çok acildi. Lütfen. Lütfen.
Lütfen diyorum albay. İki dakika konuşalım. Çocuklar siz çıkın dışarı. Komutanım. Doğan dışarı. Dışarı. Emredersiniz komutan. Hüseyin, iyi misin? Heh. Bacağım çok kötü değil mi? İyileşeceksin, merak etme. Uçamayacak kadar kötü mü? Sen bunu düşünme şimdi. İyi olacaksın. Bana bak. Tek başına indirdiğin adamları gördüm. Hiç şansları yokmuş. İyiysen gitmemiz lazım. Burada daha fazla duramayız. Tamam. Hadi bakalım. Bir kurşun iki Türk. Hiç fena değil. Gözüm sultanını dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Seher kör gençi gözüm sultanını dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Gözleri yalkınlı, kolları hınlı. Dedim çolpan mı sen? O dedi yak yak. Dedim ismin nime? Dedi Ayhan'dır. Dedim yurtun kayar. Dedi Turpan'dır. Dedim başım dikir, dedi icrandır. Dedim heyran mısın, o dedi ya.
yok ya.